Yeni bir videodan herkese merhaba. Şimdi hopla ayağımı durmadan zorlanıyorum. Evet, şimdi Adrasan'dayız. Dün Olimpos'ta Yanartaş'a gittik. Valilik yasağından dolayı Yanartaş kapalıydı, orayı gezemedik. Olimpos'u gece girdiğimiz için çekim yapmadım. Şimdi Adrasan'dayız. Adrasan'da Suladağ'a gidiyoruz tekne turlarıyla. Burada yaklaşık böyle bir 50-60 tane tekne oluyor sahilde. Geliyorsunuz, ücretle anlaşıp yola çıkıyorsunuz. Ortalama 100 ile 150 lira arasında, tekneye göre değişiyor. Biz biraz geç geldiğimiz için araştırmadan geldik. Bindik direkt bir tekneye. Bakalım şansımıza nasıl çıkacak. Hava rüzgarlı olduğu için Suluada'da gemiler fazla duramıyormuş. Eğer Suluada'da çok duramazsa diğer koylara gidecek. Turumuzun bu durağından devam ediyoruz. Evet. Nasıl, ne söylemek istersin? Ya kardeşim, 2 gündür geziyoruz. Şu anki gördüğüm koy çok değişti. Suyun rengine baksana. Ahmet Enes, suyun rengine baksana kanka. Bilmiyorum, 2 gündür denize giriyoruz da burada gerçekten çok farklı ya. Evet, şimdi Hurma koyundayız. Ahmet takla şov yapacak. Çekiyor musun? Evet, hazır. Diyorum. Haydi. 1, 2, 3. Bravo. Evet. Evet. Hasan Tahsin atlama. Balıklara bakın, görmedin mi? He, balıklara bak. Aynı. Atacağız ya balıkları. Atla atla, sıkıntı yok, hadi. Evet, sırada Ahmet Enes var. Ahmet Enes atlayacak. Sen bu demirden atlayacaksın Ahmet. He. Allah Allah. Balıklama. Balıklama. Evet. Hadi bakalım. Evet, yarışmacımız Ahmet geliyor. Evet Ahmet. Ne? Yallah. Atlıyorum. Hadi. Lan balıklamak bir şey olmaz değil mi? Yok yok, bir şey olmaz, hadi. Yok lan, balıklama atlamak. Balıklama atladı. Yok lan. Videoya söyledin daha, rezil ederim seni YouTube'a. Gitti mi? He. Hadi. 1, 2, 3. Balıklama atladı. Korktum o anda. Gördün mü? Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz en son tekne turunda gördüğünüz görüntüleri. Orada şarjı bitti kameranın. Benim de şarj aletimle birlikte suya düştüm ben. Şarj aletim bozuldu. Şimdi bir şekilde şarj ettik. Antalya'nın devamındayız. Kaputaş plajına doğru geldik. Şu an Kaputaş plajındayız. Evet Ahmet. Nasıldı tur hocam? Ya kardeşim, gerçekten çok eğlenceli. Adrasan plajından daha güzel kanka, suya baksana, Maldivleri anlatıyor.
Şuranın güzelliğine bak. Evet, şimdi Kaputaş plajına geçelim. Başım. Gitme kardeş, gitme. Benim başım dönüyor abi. Bak. Şerefsiz başım dönüyor. Şuradan al gel. Enes gel buradan bak. Kanka bunları çekme de, bunları niye çekiyorsun? Küfür ediyoruz. Kanka şuranın yüksekliğine baksana. Tövbe yarabbim. Lan buradan atlayalım. Lan. Allah başım döndü. Gel. Bu tarafa gel. Ah! Hasan. Bakarım şimdi yapacağın işe. Enes. Gelsene. Hasan niye çekiyorsun? Kanka konuşamıyorum. Dur da ben doğaçlama konuşuyorum. Sen niye çekiyorsun? Niye çekiyorsun? Beni niye çekiyorsun oğlum? Bu adamı çek. Dur. Yok ya ben korkuyorum. Şerefsizim korkuyorum. Aaa! Nereye kaçıyorsun? Tamam geç ellemeyeceğim. Tamam şu tarafa geç. Vallahi et küfür. Lan küfür ediyoruz oğlum. Etme. Her şeyi niye çekiyorsun lan? Etme oğlum etme. Kenara geç. Hasan çekme tamam. Vallahi bak çekme de. Az geç. Gelme. Gelmiyorum oğlum ya. Tamam. Lan ne düşmesi ya? Tamam. Tamam hadi geç tamam hadi. Tamam burada duracağım. Burada duracağım. Yok, git. Kanka, git tamam ben buradayım. Vallahi git ya. Gelme. Ha. Hala gelme dur ya. ne yapıyorsun şimdi sen? Aynı Şaban. Hoca adamsın ne yapayım? Bir şey yapmıyorum aşağı baktım. Niye çekiyorsun? Kaputaş plajından Fethiye'de Kelebekler Vadisi'ne geldik. Şimdi burayı gezeceğiz. Kampımızı da Kelebekler Vadisi'ne manzaralı bir ücretsiz kamp alanı var. Geçen sene keşfetmiştik geldiğimizde. Eğer hala duruyorsa orman yangınlarından dolayı güvenlik önlemiyle çoğu yeri kapatıyorlar. Eğer onlar hala duruyorsa oraya geçip kuracağız. Orayı da çekerim. Şimdiki manzaramız şu şekilde. Evet şimdi Kelebekler Vadisi'ni geçince Gül Büfe'nin yanından aşağı indiğiniz bir kampinge geldik. Ücretsiz bir kamping. Gelip çadırınızı kurabiliyorsunuz. Manzaranızda Kelebekler Vadisi. Sabah tam gösteririm zaten. Bugün burada konaklayacağız. Kamp yeri arıyorlar. Bana niye tutuyorsun?
Evet, ay manzaramız. Sabahki Kelebekler Vadisi manzarası. Hamamımızı da kurduk. Şöyle kamp ekipmanlarımızı çıkardık sandalyemize. Buraya da hamak kurduk. Evet, hamağın içinde de bir keklik. Ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka? Yorgunluktan may içtim. Nasıl? Hamak iyi mi? Güzel. Çadırdan iyi. Burada mı yatacaksın akşam? Vallahi yatmayı düşünüyorum eğer sinekler sokmazsa. Tamam canım. Bir kamera çekin dedin. Yatayım. Geri kapı kapatsana gel. Ben hiç gün tamam diyorum. Rolünü güzel oynamadın. Kapattın mı? He. Manyak. Kapatayım mı? Anlamayın. Bu ne? Şimdi rol mü oynadın sen? Ne soruma cevap verdemedin mi oğlum? Oğlum biraz düzgün bir şey yapsaydın ya, bu hamak çok güzel. Hangi, nereden aldın? Bu hamağın fiyatı ne? Reklam yapsaydık biz de. Ne gereği var? Hı? Ne gereği var onlara? Ne yapıyorsun oğlum? Bakmaya çalışıyorum aslan. Allah. Işığı gözüme tutma la. Işığı gözüme niye tutuyorsun? He mi? Üstüne tutayım oğlum görün diye. Evet. Bugün de gece ettik. Arabayla kamp serime devam ediyorum. Bugün 6. gecem. Ve karavan hayatını çok benimsedim. Her sabah farklı bir manzaraya karşı uyanıyorum. Bu işi yapabileceğimi anladım aslında bu gezimde. Bugün de Fethiye'de Kelebekler Vadisi'ndeyiz. İleride hayalim olan karavan, tamamen bir motor karavana buluşmak dileğiyle. Hadi iyi geceler, ben yatıyorum. Şimdi Amistas mezarlıklarına geldik. Bu çarşıda yer alan, kayalıklara yapılmış bir tarihi eser. Evet, giriş kısmı. Müze kartınız varsa ücretsiz, yoksa 12,5 lira giriş. Bu şekilde de tarihi merdivenlerden çıkıyorsunuz. Merdivenlerden çıkarken de Fethiye manzarası ayağınızın altında. Muazzam bir yapı ama yani şuraya şu yazılar yazmaya ne gerek var ya? Tuğçe, Tuğçe, Tuğçe. Yani bunu buraya yazınca ne oluyor ya? Evet, burada yapının yan tarafı. Diğer yapılar. Evet, biz Fethiye'den çıktık. Saklıkent yolunda Tılos'a geldik. Tılos, Likya'nın spor kenti. İşte stadyum, tiyatrosu ve anıt mezarlarından oluşan bir yer. Şöyle. Evet, burası stadyumu. Sporsal aktivitelerin yapıldığı bir yer. Kalıntılar da bu şekilde. Yukarı doğru çıkacağız. Hadi çıkalım. Görselliği yani. Ama tabii bunların kendi işlerinde açılabilen, kapanabilen kapı sistemleri mevcut. Burada mezar, şurası da. Evet. Bunlar kazı çalışmalarıyla birlikte, bu normalde bunlar depremlerle hepsi altta kaldı. Evet. Ahmet'in rehberliği. Gördüğünüz anıt mezar. Şu dokumayı yapan mimarımız ellerini kaybetti. Yanlış çalışma sonucu güzel bir netice çıkardı ortaya.
günümüzde şaheser diye nitelendiriliyor. Tabii ağzıma sok. Ağzıma sok. Bir şey anlatıyorum da. Kanka Allah aşkına yakın markayı da biliyor musun? Ne yapalım? Yani UNESCO koruma listesine alınmış mı bilmiyorum. Ama güzel. Alınmasını bekliyoruz. Bekliyoruz. Ya hissedebiliyorum yani. Tarihi dokununca hissedebiliyorum. Bu turdaki rehberimiz Ahmet. Ahmet, sen buranın yapımına şahitlik etmiştin herhalde. Milattan önce 200'lü Lidyalılar döneminde. Tabii o zaman da yaşadığımızı söylüyorlar. Benim de şeyim yok. Gir bakalım. Yani. Mezar bura. Evet, şunu içeriz. Mezar ya da çocuk tamam, odası. Neden de? Bir bakalım neymiş. Neden neymiş? Tamam. Neden? Niçin? Bir dakika. Söyleyeceğim diye aldım. Geçen. Kes. Kes geliyor ben. Evet. Çocuk odası. He? Burası çocuk odası. Şey var mı? Banyosu. Banyo yapmamışlar. Tamam. Tamam. Tamam et dur. Ben de bakalım. Tamam mı? Hı. Yapmayın ya. Evet, bu da antik tiyatro. Şimdi o tarafa doğru bilmiyorum geçer miyiz? Ben de öyle değil. Yorgunluk durumumuza göre değişecek. Evet, burası da tiyatronun girişi. Milattan önce 1. yüzyılda Helenistik dönemde yapıldığı yazıyor diyor ama. Giriş yasak. Şimdi Saklı Cennet'teyiz. Saklı kentteyiz. Saklı Cennet demiştim. Güneş arkada ters ışık yapıyor. Buz gibi bir suyu var. Şimdi Saklı kentteyiz. Buranın suyu buz gibi aynı. Yani nasıl tarif edeyim? Şöyle Enes kayadan aşağı inmiyor. O kadar soğuk. Bıçak gibi kesiyor her geçtiğimizde. Oha! Ahmet, su nasıl? Heh. Buz gibi. Lan ayağım ağrı, çık. 20 saniyede ayağım çık. Gideceğiz. Gideceğiz. Gel. Gel artık da. Ahmet, haydi. Hadi. Oğlum çok kötü bir acı veriyor lan. Ne yapıyorsun Ahmet? Yürüsene. Orta. Hadi buraya geçeceğiz. Oğlum ortada dalmış mı? Aha. Ortada. Aha, ayağım. Oğlum ayağımı kesiyorlar. Çık. Ah. Ne oldu? Aa, lan bu ne? Bu ne? Ayağım. Kanka kadınlar nasıl geçiyor? Ne bileyim, anlamadım ki. Hızlı geçecek. Soğuk hakkında yorum yap.
Karpuzu korsan, tamam mı? 10 saniye sonra çatlar. Karpuzu korsan çatlar kardeşim. Kanka bu soğuk değil, başka bir şey. Nasıl bir şey? Kesen bir şey. Lan düş, bırak. Düşeceğim, beni düşüreceksin. Geç geç, hayır hayır. Geç geç, yürü. Ayağım ağrıdı da. Allah'ım, geçemedik ya. Git hadi. Geleceğiz. Evet Enes. Aramızdan iki ayrılan Enes oldu. Hadi Ahmet. Nefes alamıyorum ondan ben. Nefes alamadığım için geçemez. Tamam, ayaklarımız alıştı. Şimdi ben de gideceğim. Arkadaşlar, hayatımda girdiğim en soğuk ikinci su. Birincisi de Mersin'deki Saklı Cennet'te, Sarıkavak'taki. İkincisi bu. Yani şöyle soğuk, sanki size kırbaç vurup böyle bıçakla kesiyorlar gibi bir his veriyor. Yani hava atacağım diye adamı mı vurdun? Evet, gezi videomuzun sonuna geldik. Biz eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.